Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışacağız. Modelimiz trabzanlar ve sık iğneden oluşan bir model. İki sırada modelimiz kendisini tekrar ediyor. Birinci sıramızda bu trabzanlarımızın olduğu sıramızı uyguluyoruz. İkinci sırada ise örgümüzün arka yönünden sık iğnemizi örerek geliyoruz. Tekrar ön sıraya geldiğimiz zaman trabzanlarımızı Örerek modelimizi tamamlıyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimi çekerek modelimi kurmak üzere hazırlanıp geldim. Tığımın başını dolayarak hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir yuvasına gelerek bir tane ikili trabzanımızı örelim tığımın başını doluyorum. Bir ilerideki zincirin içerisine gelerek bir tane trabzanım örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı kenara ördüm. Tığımın başını doluyorum ve zincirimi tekrar saymaya başlıyorum. Örmediğim zinciri 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincir yuvasına gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Aynı yere Toplamda 4 tane tırabzan olacak şekilde batıyorum. 2 3 ve 4. 4 tırabzanımı ördüm şu şekilde. 3 tane atladığım zinciri 4. tırabzanın zincirin içerisine geldim ve 4 tane tırabzanımı ördüm. 4 tırabzanım tamamlandıktan sonra 1 tane zincirimi çekiyorum yine 4 trabzan ekliyorum 1 2 3 ve 4 Evet bir tane zincir yuvasının içerisine 4 sağ tarafta ortada bir zincir 4 de sol tarafta olmak üzere 8 tane trabzanımızı ördüm tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 4. zincirin içerisine geliyorum başını dolamış olduğum tığımla bir tane trabzanımı örüyorum bir ileriye ikinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı da örerek üç tane trabzanı yan yana örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Aralarda zincirimiz yok. Bakınız geçişlerde hem 8'i trabzanımızın hem 3 tane ayrı ayrı trabzanımızdan birbirlerine geçerken zincir çekmeden hemen başını doluyoruz. Ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincirin içerisine geliyorum. Ve biraz önce burada yapmış olduğumuz işlemdeki gibi 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm. Ve bir tane zincirimi ilave ediyorum. Hemen tığımın başını dolayarak buradaki tek e, zincir yuvasının içerisine 4 tane daha trabzanımı hemen örüyorum. 1 2 3 ve 4 tığımın başını doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 4. zincir yuvasına geliyorum bir tane trabzan örüyorum bir ileriye geçerek ikinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı da örüyorum Şöyle modelimize bakalım 3 trabzanla başladık 8 trabzanımızı ördük 4 sağda ortada bir zincir 4 solda tekrar 3 tane zincir atlayıp 4.ye batarak 3 trabzanımızı ördük tekrar 3 tane zincir atladım 4. trabzanın içerisine 4 trabzan 1 zincir 4 trabzan tek zincir gözünün içerisine ördüm. Tekrar 3 atladım. 4. 3 trabzanımı ördüm. Yine 3 tane atlayıp 4. modelimi kuracağım. Zincirimizin sonuna kadar modelimizi kurarak geldim. Burada dikkat etmemiz gereken nokta 3 trabzanla başlayıp 3 trabzanla bitirmemiz gerekmekte. Burada 8 trabzanımızın olduğu şekliyle bırakamayız. Her iki tarafımızda 3 trabzan ve 3 trabzan olmalı. Burası modelimizin ön yüzünü oluşturmakta. Şimdi modelimizin arka yüzünü çevirerek örmeye başlayalım. Öncesinde bu yüzde bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi buradaki e, örmüş olduğumuz trabzanların her birinin üzerine batarak birer tane sık iğnem örüyorum başlıyorum. Trabzanlarımın bu minik gözlerinin bakın araya girmiyorum. Minik gözün içine bu arada değil gözlerin içerisine giriyorum ve ilerliyorum. 3 ve 4 bakın 4 tane trabzanımızı ördüm. Aradaki bir zincir çektiğim yere geldim. Zincirimin üzerine trab sık iğne yapmıyorum. Direkt diğer trabzanın üzerine geçiyorum ve sık iğnemi orada çalışıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi 8 trabzanımın sağındakine 4 solundakine 4 olarak tamamladım yine ortadaki 3 tane trabzanın bakın şöyle arada gördüğünüz küçük gözün içerisine girerek sık iğnelerim örüyorum 1 2 ve 3 diğer trabzanlarımın üzerine de aynı işlemimi tekrar ediyorum birer birer ilerliyorum ortadaki zincirimin üzerine batmıyorum zincirimi atlayıp diğer trabzanımdan başlıyorum 1 diyorum 2 3 ve 4 bütün trabzanlarımın üzerine sık iğnem örüyorum. 3 trabzanımın üzerine geliyorum. 1 2 ve 3 sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakınız şöyle toplanır gibi olması hiç problem değil. Çok sıkıştırmayın sadece gayet muntazam olacaktır. Hiç merak etmeyin. Sıramızın başına gelelim. Modelimize arkadan böyle bakalım. Sık iğnelerimizi örerek geldim ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümüzü bir de düz yönden görelim bakın sık iğnelerimizi ördükten sonra üstünde şöyle bir e, görüntümüzde kalınlaşma ve güzelleşme meydana geldi şimdi yeniden modelimizi kurmaya başlıyoruz modelimiz bu iki sıradan oluşmakta bir sekiz trabzanları ördüğümüz sıra ikincisi ise sık iğnelerimizin olduğu sıra İki sıramızı sürekli tekrar ederek istediğimiz her şeyi örebiliriz. Evet, şimdi 3 tane zincirimi çekmiştim. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum ve üçüncü trabzanımın da üzerine batıyorum. Yani ördüğümüz sık iğnelerin içerisine giriyorum. Bakın, bir önceki sırada birer birer sık iğnelerimizi örmüştük her bir trabzanımın üzerine sık iğnelerimin üzerine batarak trabzanlarımı ördüm modelimiz tamamlanana kadar üçer trabzanlarımız hep bu şekilde devam edecek ve şimdi tığımın başını doluyorum 8 tane trabzan örmüştük 4 ve 4 diye şimdi trabzanlarımın hiçbirinin üzerine batmıyorum şurada bir tane zincir çekmiş olduğumuz yer vardı hemen tığımın başını dolayarak o noktaya giriyorum ve 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm 1 tane zincirimi çekiyorum yine aynı yere tıpkı alt sırada yapmış olduğumuz gibi 4 tane daha trabzanımı örüyorum 1 zincirimizi unutmayalım trabzanımı sayıyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm bakınız gayet güzel bir şekilde görülmeye başladı tığımın başını doluyorum aşağıdaki 3 tane trabzanın üzerine 3 sık iğne yapmıştık bakın onların üzerine birer birer batarak 3 tane trabzanımı örüyorum tığımın tekrar başını doluyorum. Tam ortadaki bir zincir çekmiş olduğum yere şöyle tığımın başını dolayarak giriyorum. Önce 4 trabzan 1 2 3 ve 4. 4 tane tırabzanımı örüyorum. 1 zincir ilave ettikten sonra 4 trabzan daha örüyorum. Aynı yuvaya. 1 2 3 ve 4 Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı birer birer örüyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördükten sonra diğer 8 tane trabzanımın olduğu buradaki köşemizde yine aynı şekilde ortaya girerek örelim ve sıramızı tamamlayalım. Trabzanlardan oluşan sıramın sonuna geldim. Şimdi sık iğneden oluşan sıramıza başlayacağız. Trabzanlarımız bitti. Ön yüzümüz trabzanlarımızın olduğu yer. Arka yüzde ise sık iğnemizi örerek ilerleyeceğiz. Şimdi arka yöne geçiyorum bir tane zincirimi çekiyorum bu yönde arka yöne geçip birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum sadece bir zincir çektiğim yere batmıyorum trabzanlarımı birer sık iğne ile devam ediyorum bakın buradaki bir zincirimize batmadan diğer trabzanıma geçiyorum örgümü arka yönünden sık iğne ile ön yüze tamamladıktan sonra geçiyorum ve biraz daha büyüttükten sonra tekrar görüşelim Evet ben modelimizi biraz daha büyüttüm bir sıra trabzanım bir sıra sık iğnemi ördüm ve modelimi bu şekilde tamamladım Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere hoşçakalın